İyi akşamlar diliyorum efendim. Yeni Türkiye'nin başkenti Ankara'dan, Ankara'nın kalbi Hacı Bayram'dan, Hacı Bayram Sultan'ın da bu güzelim cami-i şerifinden, mescidinden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu yayının gerçekleşmesinde başta TRT Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese, TRT Avaz'ın yöneticilerine, büyüklere, ariflere, bizim İslam irfanının o tarihsel mirasına karşı vefa hisseden Kadir Şinas dostlara, herkese ve katılımcı konuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Hacı Bayram Sultan'ın da ruhaniyetine selam olsun. Bu toprakları yurt yapan, vatan yapan büyüklerimizden İslam irfan mirasının da seçkin bir şahsiyeti. Yurt dışından konuklarımız var. Biz onları yurt içinden görüyoruz. Kendimizi onların yurdundan görüyoruz. Ahmet Yesevi dedemizin ikliminden, Kazakistan'dan gelen çok değerli bir bilim adamı var. Uluslararası Hacı Bayram Sempozyumu dolayısıyla geldiler. Bugün tebliğlerini de sundular. Kazakistan'dan Avrasya Devlet Üniversitesi Din Bilimleri Profesörü, Profesör Doktor Dosay Kencetay hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sağ ol. Zaten biraz uzunca bir yoldan geldiniz. Evet. Ayrıca lütfettiniz, yayınımıza da katılma şerefini bize bahşettiniz. Çok teşekkür ediyorum ve yine çok yakın gördüğümüz, aramızda siyasi sınırlar belki olabilir ama asla biz sınır hissetmediğimiz, bizim tarihtaşlarımız olan, kardeşlerimiz olan Mısır'dan çok değerli bir hocamız, Profesör Doktor Ahmet Şarkavi hocamız teşrif etti. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hocam Arapça konuşacaklar inşallah. Dostlarımız size onu simultane olarak tercüme edecekler. Ahmet Şarkavi hocamız Mısır'da bayramilik konusunda özellikle bize çok değerli bilgiler verecek. Hocamız da Asya Kültürleri Merkezi'nde görevli bir profesör. Ve Ankara İl Müftümüz, Hacı Bayram Sultan'ın şehrinin müftüsü, çok değerli bilim adamı Profesör Doktor Mefail Hızlı hocam teşrif etti. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayında çok emeğiniz, katkınız oldu ayrıca. Estağfurullah. Ve yayınımızı biz bir aşırı şerifle başlatacağız. Onu okuyacak olan çok değerli hocamız Ahmet Karalı hocamız. Hacı Bayram-ı Veli Camii Baş İmam Hatibi. Ahmet Karalı hocam hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk hocam. Bu mekanın... Sizler de hoş geldiniz. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Mekanın tahsisi konusunda da sizin katkılarınız oldu. Estağfurullah. Biz tam hakikaten kalbindeyiz Hazretin. Çok değerli Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Şube Müdürümüz, araştırmacı, yüksek lisansını da yeni verdi. Büyük araştırmacımız, çok değerli abimiz Mevlüt Çam Üstadımız. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref bulduk. Sizden de özellikle mesela size çok değerli bilgiler verecek. Vakfiyeler, sosyal, kültürel ve iktisadi tarihimizin de bir tür kara kutuları diyebiliriz. Hacı Bayram Vakfiyesi ile ilgili ondan çok değerli başka konularda da bilgiler alacağız. Hocam ne dersiniz? Hocamızı kelam-ı kadime kulak verelim önce. Elbette. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ۖ
وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا Saçan ile Rahmet Kapısı'na hoş geldiniz. Her programda farklı bir konuyu ele alacağız, işleyeceğiz. Hem sizlerden gelen sorularla hem de stüdyodaki misafirlerimizden gelen soruları kıymetli hocamız yanıtlayacak. Bizim iman ağacımızın saçakları bilgi toprağına giriyor. Ben Allah'ı seviyor muyum? Onu nereden anlayacağız? Seven kişi sevdiğine itaat eder. İstikamet Bosna Hersek. İstikamet Bosna Hersek başlıyor. Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu. İstikamet Bosna Hersek başlıyor. Destinacija Bosna i Hercegovina. İstikamet Bosna Hersek başlıyor. Saraybosna'nın bilinmeyen güzellikleri. Bosna Hersek'in harika şehirleri. Bosnalıların farkındalık yaratan alışkanlıkları. TRT Avaz'da Yukarı Bosna'yı birlikte gezelim. İstikamet Bosna Hersek çok yakında TRT Avaz'da. İstikamet Bosna Hersek. Saraybosna'nın bilinmeyen güzellikleri. Bosna Hersek'in harika şehirleri. Bosnalıların farkındalık yaratan alışkanlıkları. TRT Avaz'da Yukarı Bosna'yı birlikte gezelim. İstikamet Bosna Hersek çok yakında TRT Avaz'da. İki saatlik uçuş mesafesindeki bu bölgede üretim yapan tek ülke Türkiye. Biz Türk markaları hakikaten geçtiğimiz 20 yılda çok büyük aşamalar elde ettik. Dünyada ürün ihraç etmediğimiz ülke kalmadı. Şu anda dünyada ulaşmadığımız hiçbir ülke yok. Bir hedefe ulaşmak için kültür coğrafyamızı ben Türkiye'nin en büyük avantajı olarak görüyorum. Turkey has a great potential to invest in Bosnia and Herzegovina. Bosna Hersek'in yabancı yatırıma çok ihtiyacı vardır. We are inviting all the spectators from Turkey to visit Bosnia.
Macedonian Turkic has excellent cooperation on a political level and as well on a economic level. Yatırımcılarımızı, bütün iş adamlarımızı Bulgaristan'da yatırımlarını yükseltmeye, çoğaltmaya, artırmaya davet ediyorum. TRT Avaz'ın Kardeş Pazarlar programı da bu misyona hizmet ettiği için ben sizin gelmenizden ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار بسم الله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء صدق الله العظيم الفاتحة Eyvallah, gönlünüze bereket. Allah razı olsun. Ahmet Karalı Hocam, Hacı Bayram Veli Camii Şerifi'nin baş İmam Hatibi. Ne zamandan beri buradasınız hocam? Efendim 11 yıl oldu. 15 sene oldu. Yıldan beri Hacı Bayram Veli Camii'nde. Buraya ilk tayininiz çıktığında neler hissetmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Tabii buraya ilk tayinim çıktığı an çok farklı duygulara büründüm. Ve hatta müsaadeniz olursa küçücük bir rüya görmüştüm. Estağfurullah. O rüyayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Görüyorlar hocam. Evet. Buraya imam olarak atanan. Evet, buraya gelmeden önce bu caminin etrafında hediyelik eşya satan tesbihçiler var. Evet. O eski hali değil eski mi? Eski haliyle, evet. Bu düzenlemeden önceki. Evet. O tesbihçilere giriyorum rüyamda. Diyorum ki bana bir tesbih. Kaçlık tesbih istiyorsunuz? Dedi ki ben 33'lük mü 99'luk bir tesbih mi? Ben dedim 33'lük bir tesbih rica ediyorum. 4 tane tesbih koydu. Yeşil, beyaz, siyah ve böyle nazar boncuklu, böyle mavimsi bir tesbih. Onlardan bir tanesini ben beğendim. Ne kadar dedim? İşte şu kadar. Elime attım. Tam da o kadar ücret var üzerimde. Hemen verdim tesbihi. Sonra arabama bindim. Eski görev yerime gidiyorum. Dedim ki şu tesbihlere bir bakayım. Tesbihe bakayım dedim. Tesbihe baktım, Allah Allah, baktım ki ben bir tesbih aldım ama orada 4 tane tesbih var. Yani bir tesbih parası verdim. Tesbihçiden bir tesbih aldım ama 4 tane tesbih var. Sonra uyandım. Bunu Emin Efendi vardı, evet, rahmetli. Ona arz ettim. Dedim ki böyle bir rüya gördüm. Dedi ki burada
4 kadro var. O 4 tesbih 4 kadroyu delalet ediyor. Sen de inşallah buraya gelerek mekanı burada cennet olsun. Baş imam olursun demişti bana. O zamanlar baş imamlık yoktu ve göreve başladık burada. Kaç imam görevli burada? 3 imam var. Evet. Yunus hocam var. Yunus Bey var. Mehmet Ali Bey var. Ben varım. 3 tane de müezzinimiz var. Kadroların tamamı dolu mu? 2 tanesi henüz dolmadı. Hocam çok daha var. İl müftümüze dönerek ifade ettiniz onu. 2 tane müezzini kadromuz boş. İnşallah onları da hocam... Şimdi çok ziyaretçi alıyor mu hocam burası? Hacı Bayram Camii. Hacı Bayram Veli Camii tabii ki çok fazla ziyaretçi alıyor. Günlük ortalama 10 ila 15 bin arasında ziyaretçi alıyor. 10 ila Türbe. 15 bin. Evet. Biz bir ara bunun istatistiğini yapmıştık. Ki bu çevre düzenlemesinden sonra bu sayı daha da arttı. Evet. Yani sadece bizim öğlenleyin, öğlen namazındaki cemaat sayımız 5 bin. Her gün. Bağışlayın 5 bin. 5 bin tabii. Eyvallah. Camimizin... Cami şerif alıyor mu o kadar cemaat? Caminin tabii ilave bölümü, sadece bayanlar bölümü yaklaşık 1600 kişi alıyor. 1600. Alt katta. Hocam üst katlar, biraz o kadar büyük görmüyor aslında. Cami normalde 4 bin kişilik ama bunun dışında evet. Da... Müştemiler kısmında da eklenmemiş yerler var. 5000 kişi alıyor ve tabii türbeye gelen ziyaretçiler bu benim bahsetmiş olduğum minimum rakamlar. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri vefatına kadar tabii burada çok güzel hizmetlerde bulunmuş ama vefatından sonra da tasarrufu devam ediyor. Evet. Ve her kesimden insan geliyor. Dünyanın her bölgesinden. Devam ediyor. Evet. Yurt dışından, yurt içinden Ankara'ya gelen böyle camiyle ilişkisi olan bir insan mutlaka hemen Hacı Bayram Veli Camii'ne gelir. Burada bir cami Allah'ın ismi şeriflerinden değil mi hocam? El-Cami. Evet. Ne demek toplayan, cami? Toplayan, toplayı bir araya getiren. Bu öteki alemde de bir araya getirmek anlamına da geliyor. Ama bu dünya için onu söyleyecek olursak bu kelime El-Cami'den gelmiş anlamına gelmiyor. Aslında bu bütün camiler mescitti. Sadece cuma namazları kılınan camilere, mescitlere cami deniyordu. İsmi verilirdi. Osmanlı döneminde. Ne zaman bunu tarihliyoruz yaklaşık böyle kaçıncı yüzyılda? Osmanlı yüzyılda? Dönemindeki uygulama. Ama daha bu çok. Cumhuriyet döneminde bu yaygınlaştı. Artık mescit kelimesi kullanıldı. Kullanılmıyor. Genelleşti evet. Efendimiz Aleyhisselam mescidi nebevi evet. idi değil mi? Tabii ki. Son derece şeydi tabii mütevazı bir mescid. Şüphesiz. Anlatımlardan. Evet. Hurma dalları üzerinde. Tabii, kerpiç duvarlar. Sadece birkaç basamaktan semin. Oluşan bir minber. Eyvallah. Abdülkadir Sufi Yandalas'ın kitabını, Garipler kitabında var. Zemini toprak olan yapılarda yaşayın diye. Böyle bir tavsiyesi var. Biz çocukluğumuzda biraz yetiştik. Bu Hacı Bayram Sultan her kesimden, her etnisiteden, gruptan, memleketten, şeyden insanı buraya topluyor galiba. Evet. Farklı zümrelerden. Şu anda eğilimlerden. Evet. Ahmet Bey'in de söylediği gibi, baş imamımızın da söylediği gibi hakikaten bir cazibe merkezi. Bu yüzyıllardır böyle ama son zamanlarda buraların düzenlenmesiyle birlikte bu çok daha fazla arttı ve yabancı misafirlerimizin sayısı giderek de artıyor. Artıyor. Yani burada biz herhangi bir cuma sabahında tesbihatların da yapıldığı bir yerdir aynı zamanda. Hocalarımızın eşliğinde hakikaten buraya girmek çok zor. Yani biz yarım saat öncesinde geldiğimizde milletin yani sıkıntı vererek ön tarafa doğru geçebiliyoruz. Ve daha sonra musafaha ederken hani herkes hocam ben işte Nevşehir'den geldim, Bursa'dan geldim, Erzurum'dan geldim, Konya'dan geldim vesaire. Yani Türkiye'nin birçok yerinden hatta işte Balkanlardan, Orta Asya'dan eğer buralara yolu düşmüşse mutlaka uğruyorlar. Evet, çok mesela güzel. Kazakistan'dan hocamız teşrif etti. Evet. Siz Türkçeyi Türkiye'de bulunduğunuz sıra öğrendiniz değil mi? Evet. Evet. Profesör Dosay Gencetay hocam. Ne vesileyle bulunmuştunuz Türkiye'de? Türkiye'de ben 96'da Ankara'ya geldim. Yüksek lisansıma başladım. 2003'te de hem yüksek lisansımı doktoramı bitirip döndüm. Ondan önce ben lisansımı Türkistan'da Hoca Ahmet İsevi Üniversitesi var. Bu üniversite Kazakistan ve Türkiye devletlerinin müştereken kurduğu ortak uluslararası üniversite. Bağımsızlıktan sonra orada hemen bu din bilimleri bölümü açıldı. Hem fakültesi açıldı. İlk mezunlarındanım ben. Orayı bitirip buraya Ankara İlahiyat'a
yüksek lisansı ve doktoramı yapmak üzere geldiniz. Yapmak üzere geldik. 7 sene kaldık. Gelir miydiniz Hacı Bayram'a, ulusa? Ha, o tabii, o çok sık geliyorduk. Hatırlıyor musun? Tabii çok sık ziyaretimiz bulundu. Evet. Yani burası bir çekim merkezi gibi, onu hissediyor muydunuz, yaşıyor muydunuz? Tabii ya, biz zaten Hacı Bayram Veli'yi Hoca Ahmet Yesevi ile böyle aynı düşünce yapısının, ancak kültürel değerlerinin bir devamı olarak hissettiğimiz için de, hem de Türk Müslümanlığının bir bariz bir merkezi olarak da gördüğümüz için, hem evliyanın nüfuzundan, faizinden istifade etmeye için çok sık ziyarette bulunurduk. Tesbihatımızı, zikrimizi, salavatımızı burada da yapardık inşallah. Güzel hatıralarınız var galiba. Hatıralarım. Çok yıllar sonra burada buluşturdu bizi yine Hazret. Çok şükür bu irfan sofrasında. Evet. Güzelim, yayın içinde teşrif ettiniz. Hocam, aslında daha sonra sormak istiyordum ama 23 Nisan 1920'de burada ne oldu? Evet, yani belki akışta daha mı güzel olurdu? Benim gibi genç kardeşlerimiz hocam. Estağfurullah. Bilmiyor olabilirler 23 hocam. 23 Nisan 1920. Evet. Biz aslında meclisin açılışının, şu anda da çocuklarımızın bayramı olarak hakikaten çok özel bir gün olduğu belli. Fakat bu özelliğin başladığı nokta olması bakımından, bütün o dönemdeki mebuslar, milletvekilleri diyelim günümüzdeki tabirle, meclisin açılışından önce ilk buluşulan yerin, dua edilen yerin ve bir seremoni içerisinde ama manevi bir haz içerisinde burada toplanmış obalarının altını çizmek gerekiyor. Yani Gazi Mustafa Kemal ve bütün efendim silah arkadaşları, mebuslar, istiklal muharebelerini yürüten komutanlar, evet, o gün burada meşayih, toplandılar. Ulema, cuma günü bürokratlar. Bir cuma günü sonrasında cuma günü meclis açılıyor. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Ben şahsen bunun bazen üzerinin örtüldüğünü düşünüyorum. Yani bugünün çok özel bir gün olduğunu, çocuklar için özel olduğu kadar başladığı ve meclise kadar ulaşılan nokta bakımından da özel olduğunu düşünüyorum. Çok özür dilerim. Bir aşırı yorumda bulunabilir miyim? Bir spekülasyon yapabilir miyim? Cuma zaten cami, cem, cumhuriyet, cem, huriyet. Bir yapı söküm yapacak olursak böyle bir spekülasyona nasıl bakarsınız? Ben yani onlar elbette yapılabilir şeyler ama ben doğrusu bir tarihi realite olarak, bir gerçeklik olarak yaşanmış, herhangi bir spekülasyona falan hiç ihtiyaç duymadan birebir atılan adımlar gözümün önüne durum, geliyor. Evet, tarihsel gerçek. Yani o gün burada coşkulu bir Türkiye Devleti'nin temelleri burada atılıyor değil mi hocam? Elbette. İlk harç burada konuyor. Yani burada derken sadece camiyle özdeşleşen bir şey değil bu. Değil. Hacı Bayram-ı Veli'nin hani ruhaniyetinden bahsediyoruz, evet. Selamlar gönderiyoruz. İrfanından bahsediyoruz. Buranın manevi bir çekim noktası olduğu biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. Ve o gün burada cuma namazı bütün Müslümanları toplayan, bir araya getiren, gönülleri coşturan bir ibadet hepimiz biliyoruz. Bunu tek başına evde kılma şansımız yok. Ancak işte özürlü olacak, bilmem hasta tabii, olacak falan. Tabii. Gelemeyecek durumda olanlar için ancak bir mazeret olabilir. Bütün Müslümanları biraz daha geriye giderseniz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine kadar kadınıyla erkeğiyle kılınan bir namaz. Ama işte son zamanlarda, son yüzyıllarda giderek tamamen erkeklerin, hani kadınların girmesindeki bir takım mahsurlar sebebiyle erkeklerin katıldığı daha çok maalesef erkeklerle bırakıldı, kaldı. Ben de maalesef diyorum. Yani çünkü bayram namazları ve cuma namazları da bütün müminleri buluşturan ve coşkulu, manevi bir coşku içerisinde tutan ibadetler. Bunların düşünülmesi gerekiyor ama onu bir kenara bırakarak 23 Nisan 1920'ye odaklanırsak o günkü heyecanı gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Kurbanlar kesiliyor. Elbette buradaki namazdan sonra buradaki efendim cuma hutbesinden Mevlid-i Şerif okunuyor galiba. Buhari Şerif okunuyor. Yani bunlar eşliğinde burada salavatlarla şeyden çıkılıyor, kapıdan çıkılıyor ve yürüyerek gidiliyor. Ve bilen dostlarımız bu biraz hemen aşağıda
Eski meclis. Heykelin bulunduğu meydanda evet. Hemen sağda yani, karşısında Ankara Palas. Çok uzak olmayan evet, yürüme yakın, mesafesine yakın, fakat evet. Bütün bir halkın iki tarafta da yolun iki tarafında da bunlara eşlik eden bu manevi coşkuya hani meclis açılıyor. Meclis açılırken buradan başlayan ve meclis kapısının önünde yine girilmeden yapılan duaları hatırlamak gerekiyor. Bir cuma günü. Bunların hiçbirisi gelişi güzel seçilmiş şeyler değil. Hacı Bayram-ı Veli Ankara'yı aslında mührünü vurmuş bir tabii. Zattır. Bunu tabii. Konuşacağız bu akşam. İnşallah. Hacı Bayram-ı Veli'nin yüzyıllar sonrasını siz de her zaman vurguluyorsunuz. Şu anda bizi buluşturduğu gibi. Gönülleri evet. buluşturuyor. Samimi olunca hayat Allah için yaşanırsa aslında sonuç bu oluyor. Evet. Biz en güzel örneğini galiba ondan görüyoruz. Önemli olan yaşamak değil. Önemli olan Allah için yaşamak. Allah için yaşanırsa yüzyılları aşan, ses duvarını aşan büyük bir şeye de, itibara da Rabbim kavuşturuyor. İnşallah. Değerli yönetmenlerimize de ben teşekkür edeyim. Başta Önder Bey dostumuz olmak üzere, Koray kardeşimize, diğer burada emeği geçen görmediğiniz çok büyük bir özveriyle dışarıda çünkü rahmet vardı. Gün boyu biz o yüzden hem bir de demek ki rahmete vesile oldu rahmet. Cami-i Şerif'in içinden ilk defa yayın yapma lütfuna eriştik. Eğer Arapça mütercim dostumuz da bize yardımcı olabilirse bilmiyorum olabilir mi? Evet harikasınız. Profesör Doktor Ahmet Şarkavi hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Maşallah. şu an Ahmet hoca benim söylediklerimi Türkçe duyabiliyor değil mi üstadım? Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hocam sizin tebliğiniz Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumunda Mısır'da bayramilikti. Bunu bu sempozyum dolayısıyla mı hazırlandınız yoksa öteden beri bayramilikle ilgili bir çalışmalarınız var mıydı? İlk defa mı çalıştınız? Doğrusu bugünlerde doğrusunu söylemek gerekirse benim için çok önemli bir süreç. O 13 yıldan fazladır özellikle bu konu üzerine çalışıyorum ve doktoramı çalıştığım dönemlerde de ben yine bu konuda çalışmalarım olmuştu ama daima o dönemden bu yana buraya geldiğimde, her geldiğimde ve bu camiye her geldiğimde kendimde farklı bir manevi hava hissettim. Ahlaki yönden, manevi yönden ve hissettim ki burada gerçekten büyük bir alim yaşamış, burada gerçekten büyük bir zat, mübarek bir zat yaşamış ve dolayısıyla her geldiğimde ben bunu hissettim. Doğrusu ben o zamandan itibaren böyle bir zatın Arap dünyasına tanıtılması, Arap dünyasına anlatılmasını da düşündüm ve bu konuda kendim ciddi bir çaba içerisine girmeye çalıştım ve elhamdülillah bu konuda bu makaleyi bugün sunduğum şeyi çok uzun dönemden gelen birikimler sonucundan ortaya konulan bir çalışma idi ve ben bu şahısları dünyanın manevi sultanları olarak değerlendiriyorum. Yani dünyanın ayakta durmasını sağlayan manevi sultanlar olarak değerlendiriyorum ve Türkiye'de de böyle manevi sultanların olması açısından Türk milleti için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ve bu insanlar ilmi yönde, ahlaki yönden, pek çok yönde önemli roller oynamışlar toplum içerisinde ve bu rolle insanlar yetiştirmişler, insanlar istifade etmişler. O sadece Türkiye Hacı Bayram Veli sadece Türkiye için değil, bütün Müslüman dünyası için bir şeydir. Sadece çok, Türkler için değil, bütün Müslüman coğrafyası için bir şey. Çok teşekkür yani. Ederim. Çok çok güzel şeyler söylediniz. İnşallah ben size daha ayrıntılı soracağım. Ama bir Mevlütçam üstadımıza dönmek istiyorum. Hacı Bayram
velinin şimdi Cami-i Şerif'teyiz. Burada Hacı Bayram döneminde neler vardı Hazret döneminde? Vakfiye ne zaman oluşmuş? Ne zaman vakıf teşekkül etmiş? Ve sizin incelediğiniz arşivlerde bulunan vakıflar arşivindeki vakfiye ile ilgili bize bir genel bir bilgi lütfederseniz ayrıntılarına daha sonra inşallah gireriz. Teşekkür ediyorum. Şimdi vakıf kayıtlar arşivi olsun, diğer Osmanlı arşivi vesaire, tapu tahrir gibi bütün kayıtları incelediğimizde Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bizatihi kendi kurduğu bir vakfiye mevcut değil. Fakat şunu yine belgelerden öğreniyoruz. Yani Hacı Bayram mübarek döneminde buranın bir tekke camii, tekke ve içinde namaz kılındığını görüyoruz. Yani burası evi mesela var mı o zaman? Şeyh evi, imaret vesaire var mı Aşevi gibi? Tabii ki. Müştemilatlar yani var mı? Tekkelerin özellikle şeyidir. Yani imarethanenin, Aşevi'nin yani gelip geçen gurabaya, fukaraya, dervişana yemek verilmesi, onların istirahatlerinin yapılması, hatta klinik hizmetlerinin verilmesi bir Osmanlı geleneğidir. Hastalara bakılması, yolculara, gariplere. Tabii, yetimhaneler hatta ilave olunduğu bazı tekkelere, bunları kayıtlarda sıkça görüyoruz. O August Mabedi var o zaman. Tabii ki. August Mabedi var. Şimdi ilk oluşumda burası tamamen bir tekke. Ve içerisinde atamalardan görüyoruz ki orada imam atanıyor namaz kıldırmak için, meşihat görevini götüren Postnişin Efendi var, mütevellisi var, gelirlerini toplayan cabi dediğimiz bugünkü tahsildar dediğimiz kişi var, kayıtlarını tutan katipler var ve çok sayıda da akarı var. Hem Ankara'da, Ankara civarında, bir de Ankara'nın haricinde olan yerlerde de gelirlerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi caminin bugünkü haliyle, yapılış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bunu bazen tarihçilerimiz Mimar Sinan'ın yaptığını belirtseler de buna şu ana kadar Mimar Sinan'ın bu eseri yaptığına dair herhangi bir belge bulunmuş değil. Sadece bir iki ifadeden dolayı yazılmış kayıtlar olarak ondan öteye geçmemiş vaziyette. Yalnız burada en önemli şey şuna rastlıyoruz. 1428 yılında Ahmet Çelebi, ki Ankara'nın o dönemi oldukça kadızade diye bilinen ileri gelenlerinden bir kişi bu zat. Bunun vakfiyesinde Hacı Bayram mübareğin ve diğer 10 tane şahit vardır ve bu şahitlerin ilk sırasında Hacı Bayram Veli Hazretleri var. İlk olarak ismi orada geçer. 1428 yılında. Ve oradaki geçiş hali de aynen şu şekildedir. Burada yaptıydık. Hatta çok guruculu bir vakıftır. Mehmet Çelebi vardır. Mecdüddin Ahmet bin Abdülhak diye bir kişi vardır. Mehmet Çelebi bildiğimiz Yeğen Beyoğlu Mehmet Çelebi değil. Bu bir başka Çelebi. Başka daha önce de yaşamış. Çünkü Yeğen Beyoğlu Mehmet Çelebi. Bursa'daki medrese sultanın yaptırdığı. Tabii o sultan evet. Mehmet Çelebi'nin yaptırdı. Şimdi bu vakfiyede şahitlerin başında aynen geçer ismi ve şu şekilde aynen. Kudvetü's Salikin, Kutbul Evliyai vel Arifin, El Hadi ile Tarikil Hakki vel Yakin, Vakıf-ı Esraril Vasilin, Mergubil Alemin, Mürşide Halaiki Ecmain, Eşşeyh Hacı Bayram bin Ahmet bin Mahmud. Babasına belgeden, da Ahmet. Tabii bu belgeden anlıyoruz ki mübareğin babasının ismi kendi adı Numan. Ahmet. Kendisinin adı Numan olarak geçmiyor bu belge için konuşuyorum. Evet Numan olarak kroniklerde olsun menakiplerde geçiyor. Fakat bu belgede direkt Eşşeyh Hacı Bayram bin Ahmet bin Mahmud şeklinde geçiyor. Babasının adının Ahmet, dedesinin adının ise Mahmud olduğunu öğreniyoruz. Çubuk çayına bitişik Ankara'nın kuzeyinden girerken Solfasıl ya da Solfasol ya da Zülfadıl evet. Köyünden bugün Altındağ ilçemize bağlı bir mahalle. Evet. Orada doğuyor ve akabinde yine bunu teyit eden bir ikinci belgemiz daha var. Yani bundan bu belgenin tanziminden yaklaşık 7 ay sonra tanzim edilen bir başka belge daha vardır. Şeyh Abdülkadir Isfahani Hazretleri'nin vakfiyesi vardır.
Bunun vakfiyesinde de yine aynı şekilde ve aynı sıfatlarla Hacı Bayram Veliaht biraz önce okuduğumuz şekilde onun vakfiyesinde de şahit olarak geçer. Hatta ona vakfiyenin giriş bölümünde Abdülkadir Isfahani Hazretleri, kendisi de şeyh olan Abdülkadir Isfahani Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretlerine tazimini de vakfiyenin baş kısmında bildirir. Hürmetini de bildirerek vakfiyeye giriş yapmakta. Yani ilk belgeler bu bunlar. Şekilde. Ak medrese var mı o zaman? Ak medrese falan henüz yok. Ak medreseye rastladığımız ilk belgeler ise Ak medrese ve buranın cami oluşuyla ilgili ilk belgeler 1979 yani 2. Selim dönemindeki daha sonraki belgelerde buranın cami olduğuna şey yapıyoruz. Hatta ilk tahrir kayıtlarında buradaki Hacı Bayram Veli Hazretlerinin vakfının geçtiği isim Matbahı Hacı Bayram Veli Aleyhirrahme vel Gufran diye. Sofra yani. Geçer sofra. Direkt tahrir defterinde hocam bu şekilde. Ebu Hasan Arakani Hazretleri işte Kars'ın şeyinden önce Çağrı Bey'in Kars seferinden önce bir orada bir dergah açıp çera uyandırır, bir dergah açar ve dervişanına tembihte bulunur. Buraya gelene ekmeğini, suyunu verin, dinin inancını sormayın diye. Bu bütün gerçi bizim o İrfan Ocaklar için geçerli herhalde bir ilki ama Hacı Bayram Sultan için daha fazla galiba değil mi? Geçerli çok, neredeyse bir daha baskın bir şey gibi. Çok baskındır. Hacı Bayram Veli Hazretleri olsun, Hasan el Harkani Hazretleri olsun mesela. Hasan el Harkani Hazretlerinin külliye ile ilgili baktığımızda orayı 3. Murat bugünkü haliyle yaptırandır. Yani Lalapaşa'da vakfiyesi var. Lala Mustafa Paşa, Evliya Çelebi'de olsun, işte Künhül Ahbar'da olsun, Nusretname'de olsun, Gelibolulu Mustafa halini bunlar uzun uzadıya anlatılır. Fakat Erzurum Ahkam defterlerinde bulunan bir belgede ise çok ilginç bilgiler vardır. Orada daha öncesinde yani 3. Murat'tan çok daha önce hatta Osmanlılardan önce tabii. Orasının Hansar Sultan diye bir bayan tarafından oraya türbenin yapıldığı 40 odalı bir tekkenin daha doğrusu konak evinin, konuk misafirhanenin, aşevinin yapıldığını ve bir hamamın yapıldığını biliyoruz. Fakat bu Hansar Sultan'ın kim olduğuna dair ben çok fazla tarihçiyle irtibata geçmeme rağmen henüz tespit edemedik. Yani muhtemelen Karahanlılardan bir sultanın evet. hanımı ya da kız kardeşi diyenler var. Ya da Gaznellerden bir sultanın hanımı ya da kız kardeşi. Yani Hasan el Harkani Hazretleri ile görüşenlerden, irtibatta olanlardan birinin hanımı ya da kız kardeşi şeklinde yorumlayanlar var. Fakat net bir şekilde evet. bilgiye henüz vakfiyenin şey ayrıntılarını merak ediyoruz ama ben Dosay Hocam'a geçmek istiyorum. Hocam demin Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bir tür değer olarak izinde dediniz. Değerler dünyası bakımından. Ve Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri tabii bizim bu coğrafyamızı Balkanlara doğru belki Maghrib, Arap İslam dünyasının bir kısmı Afrika dervişan gönderiyor, yetiştirdiği insanları gönderiyor. Onun o hikmetleriyle Türk dilinde İslam irfanını dile getirdiği o etkin bir şeyi var. Öğreti rüzgarı var. Bu bakımdan nasıl bir ilişki kurulabilir? Daha ayrıntıya indiğimizde Hacı Bayram Veli'nin değerler dünyasıyla Hoca Ahmet Yesevi arasında. Sağ olun. Şimdi değerler dediğimiz bu insanı insan yapan, milleti millet yapan veya varlığı izhar eden güçlere değer diyoruz. Bizim paylaştığımız hem Hoca Ahmet Yesevi'nin hem Hacı Bayram Veli'nin paylaştığı o değer aynıdır. Bu değerlerin başında tabi ben bugün bir Hacı Bayram Veli düşüncesindeki Türklük değerler üzerine tebliğimi açıkladım. Şimdi bir soru da gelebilir yani Türklük değerler veya Hacı Bayram Veli'nin başka da değerleri oldu mu ya veya olmuş muydu ya gibi bir sorular gelebilir aslında. Çünkü zaten bizim bu konuştuğumuz zatımız Hacı Bayram Veli yani bütün Türk değerlerinin tamamını yani Türk Müslüman dediğimiz veya Türk varlığının tamamını kendinde barındıran bir kümeye bir merkezdir. Ben bunu şu şekilde
açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bizim konumuz zaten tasavvuf, din ve dini bilgi olduğu için de bugünkü din ve kültür ilişkisinden yola çıkarak hem de değer dediğimde mesela bu insanı çevreleyen bilgiler çok şu anda. Hem epistemolojik hem açıdan baktığımızda mesela bu dini bilgi dediğimiz felsefi bilgi, bilimsel bilgi, okul, mif falan bunların hepsi insanın çevresinde ve insanı yapan ve insanın ihtiyacı olan, ihtiyaçlarını karşılayan, bazı zihinsel sorunlarını hem epistemolojik olarak hem ilke hem ide olarak açıklayan bilgiler. Bunun içerisinde en önemli bilgi dediğimiz bilgi bu dini bilgidir. Bunun içerisinde de bizim tasavvuf olduğu için yani sempozyumumuzun da konusu tebliğimiz de ona göre şekillendirdik. Biz şu anda küreselleşen dünya karşısında din ve siyasetin karıştığı ve karıştırıldığı, ona göre tarihlerin de değiştiği ve değiştirildiği epistemolojisinin bir zamanda böyle durumda yaşıyoruz. Bizim sorunumuz şu anda bu geçmişimizdeki bundan 100 yıl önce başlayan hala da etkisini devam ettiren pozitivist bilim anlayışına kendimizi teslim eden bir bundan da çıkış yolunu hala araştırmakta bulduğumuz bir yüzyılda yaşıyoruz. Ben de kendi bir felsefi antropoloji uzmanı olarak bir metodoloji şimdi kendi din ve kültürümüzün tabaka katmanlarına nasıl tarife yani kendi milletimizin ihtiyacını nasıl kullanabiliriz dediğimizde hem Yesevi hem Hacı Bayram Veli hem yani bizim dini bilgimizin kümesindeki merkezindeki tasavvufu esas alıyorum. Yani bağışlayın bu kitlesel ve küresel olan modernleşmenin ürettiği soru ve sorunlara karşı bu kaynaktan cevaplar üretebiliriz çabası ve sancısı içindesiniz. Ben öyle görüyorum ki bizim mesela kültürü dediğimiz veya Türk varlığı dediğimizin muhtevası bu dinimiz İslam'la şekillendi. İslam dini bizim varlığımızı şekillendirdi. Bazılar bugün ben burada 7 sene kaldım diyorum ya mesela biz yani buradaki çok kiminle konuşsam da biz Orta Asya'dan geldik. Yani buraya bir fetih ruhuyla zapt etmiş, rapt etmiş, birilerini kovmuş, ondan sonra kendisi yerleşmiş bir zorbalıkla veya savaşla, kutsal savaşla gelip mesela fetih dediğimiz öyle bir anlatım tarzlarını çok sık duydum. Ben de bu felsefi antropolojik açıdan baktım bugün, ya o zaman benim hiç fikrim yoktu bu konulara daha derinleştiğimde. Bu toprakların zaten İslam öncesi de Türk toprakları olduğunu gördüm. Yine bir takım değerler kalmıştı. Eski Türk ya derin zaten dinliydi. Buradaki yaşayan mesela Kıpçaklar. Evet, İslam öncesi 4. yüzyılda burada Kıpçaklar yaşadı. Ama onlar Hristiyanlarydı. Şu anda Mesopotamya'nın doğusundaki hala Türkmenler dediğimiz, onların içerisinde de hala Hristiyanlar o zamanki. Neofizit Hristiyanların ama Türk dili konuşan varlığı biliyoruz. Yani buradaki Hacı Bayram Veli'nin yaptığı tıpkı Hoca Ahmet İssevi'nin Orta Asya ve Türkistan'da Mavrinahır'da Yesi Diyarı'nda Farab Diyarı'nda yaptığı gibi faaliyetin tamamen bütün idesi de ilkesi de birbirine tıpkı benziyor yani. Onun için bazı konuları mesela o Sultanul Arifin diyor mesela 7 iklimin sultanı diyor Hacı Bayram'a. Hoca Ahmet İssevi de Sultanul Arifin, Kutbul Ahtap, Şeyhul Maşayih gibi unvanlar, Sultanı Türk mesela Ahmadu Sani gibi isimler Hoca Ahmet İssevi'nin Hacı Bayram Veli için de burada geçerli oldu ona. O menkıbelerde, tezkerelerde böyle aynen devam ettiğini görüyoruz. Bir de bu
Çillihane dediğimiz ruhun tasfiyesi, tezkiyesi, bu metodoloji. Nefsin arınması. Nefsin arınmasını öyle görüyoruz ki. Ama biz zaten bu Hacı Bayram olgusuz yönü, fenomen üzerine konuştuğumuz için bu yatay ve dikey düşünce tarzı diye bir tasnifler var biz şu anda. Evet. Oradaki yatay düşünce tarzı dediğimiz insanın dünya ile ilişkileri ve metafizik bir ruhun, kuvvetin dünyadaki bu zaman ve mekandaki izlerinden bahsediyoruz şu anda. O yatay düşünce tarzı dediğimiz o yani. Onun içerisinde muhtevasına bizim bu dini bilginin içerisinde de şu anda dini mesela din varlığını, olgusunu dört katmana ayırarak inceliyor şu anda bu felsefi antropoloji. Onun içerisinde benim bugünkü tebliğimle ilgili dini şuur ve dini tecrübe konusu. Hmm. Bu tamamen Hoca Ahmed Yesevi ile de Hacı Bayram Veli'nin de bütün düşüncesindeki önemli yeri var. Onun evet. Birisi o az önce bahsettiğim mesela Çillihane dediğimiz o 40 günlük tasfiyesi. Ve bir de bunun mekanı var yani makam dediğimiz. O makam gar. Hoca mesela Orta Asya'da gar deniliyor. Bu yerin altını kazarak, mağara. Kazıyarak gar, evet tabii. Hücre aslında, içerisinde insanın kendi hilvet. Soyutladığı yer. Hilvet, evet. Hilvet hani bu mahsus yapılır. Mahsus yapılır. Bu da bizim buraya baktığımızda Hacı Bayram'dan da gördüğümüz, yani bugün zaten... Kilhaneler var, dostlarımız belki o görüntüleri de verebilirler. Hı. Verirlerse daha doğrusu çok mutlu oluruz. Hacı Bayram Sultan'ın bu... Müştemilat-ı Külliyesi ile ilgili hücrelerin de görüntüler olduğunu zannediyorum. Bir de bu bizim Türk Müslümanlığındaki ve merkezinde tasavvufun bulunduğu olduğu tasavvuf gerçeğinin bu dayattığı bizim büyük bir hala çözemediğimiz bana göre bilmiyorum. Mesela Orta Asya'da Hoca Ahmed Yesevi'nin türbesi hem orada hem hocamızın bahsettiği gibi vakıflar dediğimiz külliye orada. Hem aşkhanesi var, hem o hamamı var, hem kutuphanesi var, hem zaviyesi var. Her şey var. O bir şehir aslında. Külli. Hocam buna devam edeceğiz. Burada bir virgül koyalım mı? Virgülden sonra beni bilmiyorum tabii. Virgül koyalım. Çünkü siz şehirden bahsettiniz. Faik Hızlı hocama, Profesör Doktor, Ankara İl Müftüsü. Saygıdeğer hocamıza dönmek istiyorum. Çalab'ın bir şar yaratmış iki cihan aresinde. Bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde. Evet. Nagehan bir şara vardım. Ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım. Ta şu toprak aresinde. Şakirtleri taş yonarlar. Yontup üstada sunarlar. Çalab'ın ismini anarlar ol taşın. Yani tesbihin her faresinde okulluğun. Bir insanın kurulmasıyla, yapılmasıyla, oluşmasıyla, gelişmesiyle şehrin kurulması arasında bir sembolizm ilişkisi kuruyor. Evet. İnsanı şehre benzetiyor. Mesela bu evet. Şar dedikleri gönüldür diyor. Sona doğru da zaten. Hacı Bayram Veli çok derinlikli bir adam. Yani çok boyutlu değil mi? Mesela bağışlarsanız hocam soracağım sorumu. Uzatıyorum ama. Bir delikanlı geliyor. Bir kaynakta okumuştum. Ben birine aşığım diyor. Hiçbir protokol de yok. Direkt görüşüyor. Zaten o bütün sınıfsal şeyleri yok ettikleri için onlar. Ben bir kıza aşığım diyor. Kız sana aşık mı diyor. Aşık diyor. Evlenmek istiyor musun diyor. Evet diyor. Çok istiyorum. Evlen diyor. Kız da istiyor ama diyor babası vermiyor diyor. Niye vermiyor diyor. Rıza göstermiyor. Çünkü diyor ben işim yok. Gelirim yok. Fakirim. Düğün yapacak param yok, ona verecek mihrim yok. Zembil çıkarın diyor. Ve burada zembil dolaştırıyor. Bir müddet kendi taşımış. Hayli gönlünden gelen herkes bir şey koyuyor, getiriyor. Say şunları diyor. İnanılmaz bu çok para diyor bunlar, çok şey diyor. Evladım hepsi senin diyor. Şimdi git babam ve kayınpederini al gel diyor. Onlar uzlaştırıyor. Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine. Şimdi böyle yaşamın doğrudan içinden de bir adam, evet, bir boyutu evet. Var. Böyle derinlikli bir dili de var. Çok eser bırakmasa da. Yunus, ben şunu sormak istiyorum size. Hacı Bayram Veli neden önemlidir? Öncelikle tebrik ediyorum. Yani şiiri ezbere okudunuz. Hakikaten tebrik ederim. Bu Hacı Bayram'a meftun olmanın güzel bir göstergesi. Eyvallah. Ben hem
hocalarımızın konuşmalarından başlayarak isterseniz buraya gelelim. Aklımda olan bir şeyi de paylaşayım. Aslında Hacı Bayram'ı, Veli'yi anlamak için Ahmet Yesevi'yi bilmek lazım. Evet. Ahmet Yesevi ile Hacı Bayram arasında çok önemli bir gönül köprüsü var. Aşhaneden bahsettiniz. İmaretten bahsettiniz. Kaynaklarda zikredilir ki her gün büyükçe, genişçe bir kazan kaynatılırdı. Evet. Nerede kaynatılır? Hacı Bayram Veli'nin tekkesinde. Bu Ahmet Yesevi'nin dergahında da böyledir. Evet. Yani oradan alınmış ve zaten hani fakire, fukaraya, dağıtmaya yönelik bir anlayış da zaten dinimizde de var ama bizim geleneğimizde de var. Bu çok önemli bir husus olduğu için altını çizmiş olayım. Biz paylaşmakla, biraz önceki örnekte menkıbe gibi anlatılsa bile paylaşmakla ve insanların ihtiyaçlarını gidermekle mükellefiz. Aslında dinimiz bunu bize emrediyor. Ama ben bugün siz konuşurken aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Bugün Kazakistan'dan bir dostumuz. Mısır'dan bir hocamız. Ben şahsen Balkanlardan biri olarak. Evet. Ve sizler de hadi Anadolu'yu temsil ederek. Biz bugün Hacı Bayram Veli'yi konuşuyoruz. Aslında Hacı Bayram Veli'nin etkilerinin yüzyıllar sonrasına nasıl ulaştığını çok güzel bir şey değil miydi? Midir bu? Evet. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Hacı Bayram Veli herhangi bir sufi değil. Onun hayatını hani belki kare kare belki konuşacağız. Çünkü o dönemde yaşayan sufilerle ilgili, mutasavvıflarla ilgili bilgilerimiz öyle bir iki paragraftan fazla hani sağlam anlamında bilgiler bir iki paragrafı geçmez. Diğerleri menkıbedir, bir kısmı doğrudur, destanlaşmıştır ama günümüze kadar gelmiştir. Birçoğunu da mutlaka önemsemek de lazım. Belki yer yer biz de gireceğiz yani önemli olması bakımından. Şunu değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum Sadık Bey. Bir, Hacı Bayram-ı Veli Ankara'nın yetiştirdiği bir sufidir. İki, Hacı Bayram-ı Veli direkt olarak bir tekkeye intisap eden biri değildir. Önce çok ciddi bir medrese eğitimi almıştır. Evet. Şer'i dediğimiz dini ilimlere vakıf. Evet. Son derece yetkin. Sadece medreseyi bitirmekle kalmamış. Hem burada Kara Medrese'de hem de Bursa'da Çelebi Mehmet Medresesi. Yalnız bunu ben Bursa'dan gelen birisi olarak birkaç şey söylemem lazım. Bu medresenin daha çok bilinen adıyla Orta Asya'da da kaynaklarda geçtiği için söylüyorum bunu. Sultaniye Medresesidir. Çelebi Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği medrese. Evet. Ve o dönemde Türk dünyasının, İslam dünyasının bir numaralı medresesidir. Oraya herkesi de müderris yapmazlar. Şimdi ben Hacı Bayram-ı Veli'nin nasıl gözümde, gönlümde büyüdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Bir akademisyen, bir müderris, bir profesör. Evet. Şimdi bağışlayın, bu Kara Medrese Melike Hatun Medresesi. Melike Hatun evet, Medresesi. Diğer adıyla Kara Medrese. Kara Ankara, Medrese. O belki de İç Anadolu'nun önemli akademilerinden biri. Elbette. O yani, dönem için hakikaten Ankara'nın en önemli medresesi evet, durumunda. Hacı Bayram-ı Veli ders veren birisi. Dersler veriyor. Ve günümüzdeki hani profesör diye kısaca söyleniyor. Ama müderrislik tabii belki bir başka programda detaylandırırız onu. Sizinle daha önce bir programda yapmıştık. Evet. Yine inşallah olur. İnşallah. Yani müderris kelimesi eğer 40'lı medresenin üzerinde olursa ancak profesörler tekabül ediyor. Evet. Bunun altındakiler 64. için hani günümüzdeki 8. öğretmenlerin karşılığıdır. O detayları bir tarafa bırakalım. Ama bahsettiğim Cumhuriyet'in ilk yıllarına, yani Osmanlı'nın son kuşaklarında lise mezunları bugünkü Şüphesiz öyle. O şüphesiz öyle. Ben hani tarihi bilgiyi net olarak aktarmak Eyvallah. İçin Peki söylüyorum. Hocam. Çok önemli bir yere geliyoruz. Yani genelde mesela bir şair, siz de çok güzel yazılar yazıyorsunuz. Sadırdan satıradır. Değil mi? Yani çok kısa ifadesiyle. Ben Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili farklı bir ifadede bulunacağım. Aslında satırdan sadıra giden bir yolculuk. Satır derken akademiya anlamında söylüyorum. Evet. Çok iyi kendisini yetiştirmiş. Bazı kitaplarda şu ifadeyi maalesef üzülerek okuyorum. Sanki müderrisliği bırakmış, hani kenara itmiş. Hayır, öyle bir şey yok. Yani ondan sonra da tasavvufa meyletmiş. Ben öyle görmüyorum. Benim görebildiğim,
İmam Gazali de aslında aynı örnekte söylenebilir. Kendisini çok iyi yetiştirmiş ama ömrünün belli bir döneminde tasavvufun deryasına yaşanmış, tabii bir yoğunlaşmış, ama odaklaşmış. Bu bütün ilimleri geriye bıraktı attı anlamına gelmiyor. O ilimlerin hepsini kullanıyorsun. Tam tersine şöyle bir şey var Sadık Beyciğim. Yani biz Hacı Bayram-ı Veli'nin çevresinde toplananları, onları irşad etmesiyle ilgili o bilgileri çok önemsememiz gerekiyor. Bunun altyapısı medrese kültürüne dayanıyor. O altyapıyla tasavvufa geçiş yaptıktan sonra orada çok başarılı oldu. Tabii. Hakikaten çok başarılı oldu. Çift yönlü, oldu. Çift kanatlı. Evet, yani zülcenahayn dediğimiz şey budur. Ve o iki kanat çok tesir de yaptı topluma da. Biraz önceki şeye gelelim. Toplumda bakın ben bir şey söyleyeyim. Belki burada ilk defa paylaşacağım bunu. Bir algı, hani yaratılıyor kelimesini çok sevmemekle birlikte oluşturuluyor diyeyim. Tasavvufla ilgili. Bunun yer yer nereden baktığınıza bağlı olmakla birlikte değerlendirilecek tarafları vardır. Evet. Zamanımız müsaitse ben konuşayım. Eyvallah hocam. Peki. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin figürlerine bir bakar mısınız? Yani gözümüzün önüne getirelim. Adeta işte yumurta gibi oval bir şeyin minyatürler vesaire, minyatürler falan kendi stilistik dünyasında, onlar daha çok yani tabii. Şöyle bir imaj veriliyor tasavvuf olunca, yani dünyadan elinizi tabii, eteğinizi çekiyorsunuz efendim, kendi dünyanıza dönüyorsunuz, elinizdeki tesbihatı el tesbihle efendim evradı eskerle meşgul oluyorsunuz, toplumla pek fazla irtibatınız olmuyor. Bunu birçok yerde anlatıldığını ve yazıldığını sizler de biliyorsunuz. Ama Hacı Bayram-ı Veli örneğini konuşuyoruz. Hakikaten çok özel bir kişidir. Hacı Bayram-ı Veli tam hayatın ortasında birisidir. Evet. Evet. Ve o yüzden toplum onu çok sevdi. Hayatın ortasında ne yapıyor? Hayatın ortasında bazen tarlasında burçakla meşgul oluyor. Ekmekle, evet, bunlarla meşgul oluyor. Bazen müritlerini toplayıp ticari alanda tabii. Kendisi bizzat bir şey yapmıyor. Fakir fukarayı yine gözetmek adına zekattı, sadakaydı, bunları toplanması. Fakat bakın bir yerlere gidip para istemenin ne kadar zor olduğunu bilmek lazım. Kendi nefsi için istemiyor. Kim için istiyor? Toplumun fakir fukarası tabii. için, yoksulu için, dulları için, yetimleri için, bunlar için yapıyor. Bakın bu çok önemli bir örnektir. Ve müritlerini de yani oturup da sabah akşam ders vermeye gerek yok. Peşinizde takılır müritleriniz. Hayat içerisinde günlük hayatınız. Sokrates ve öğrencileri gibi. Aynı yani onun gibi. Zaten aynı ariflerin eğitiminde var. Aynen onun gibi. Bu tarzda bir eğitimle çok güzel bir şekilde evet. yetiştirdi. Ve biraz önce İsfahani'den bahsettim. Bakın ben Hacı Bayram-ı Veli'ye baktığımda İsfahan'dan, Horasan'dan, Semerkant'tan Anadolu'ya, efendim Mısır'dan, Suriye'den, Şam'dan, Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara kadar bir çok enteresan bir interlantla karşı karşıya kalıyoruz. Hacı Bayram Veli'nin etkileri hakikaten çok büyük. Çok. Ve o muhabbeti sağlayan ihlasında ve samimiyetindeki derinliktir. Evet. Hacı Bayram-ı Veli'yi biz şu anda onun için anıyoruz. Ve Hacı Bayram-ı Veli'yi özür dileyerek söylüyorum, Ankaralılar da bilmiyor. Ülkemiz de yeterince tanımıyor. Bugün de sempozyumun açılışında bazı cümleler söyledim. Yani şu anda Ankara'da adeta bir sis perdesi var. Ankara'nın bir bürokrasi şehrin olduğunu unutmayalım. Ve bazen manevi bakımdan hani bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Çok normal görünebiliyor. Ama Allah Teala Hacı Bayram-ı Veli gibi büyük bir zatı, büyük bir sultanı Ankara'ya hediye etmişti. Tabii. Bizim gönüllerimize hediye etti. Bizim gönüllerimize emanet etti. Eğer farkına varabilirsek, o sis perdesini kaldırabilirsek, Hacı Bayram-ı Veli her birimizin gönlünü aydınlatmaya da yetecek diye çok, düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ama Ahmet Hocam o tesbih duruyor mu? Hayır. Size kısa bir yer zorunlarımız var. Evet. Zorunlarımızdan hemen sonra evet. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdi gamınla doldu bu gönlüm. O tesbih duruyor mu? Rüyamda görmüşüm o tesbihi. Evet, rüyalar daha gerçek biliyorsunuz. Ama bir şey aktarayım hocam müsaadeniz. Ben Gökhan Özcan'la bir söyleşi yapmıştım. Düşler daha gerçektir başlığı. Evet. Tabii bir sinemayla ilgiliydi.
bir müsaade ederseniz bir kısa bir dakika sonra bir araya gideceğiz ama tamam. Buyurun. Şimdi bir camide göreve başladım. Daha sonra Eyüp Sultan Camii'nin İmam Hatibi vefat etti. Oradaki hocamız da beni aradı Müftü Bey. Dedi ki hocam sizi Eyüp Sultan'a alalım. Ben bir de Eyüp İmam Hatip mezunuyum. Eyüp İmam Hatip mezunuyum. Ben dedim ki bir düşüneyim dedim. Hiç kimseyle paylaşmadım. Ertesi gün geldim. Hacı Bayram Veli Hazretleri Camii'nin önemli özelliklerinden bir tanesi de meczupları çok fazladır. Evet. Yani. Burada meczubin çok. O meczuplardan bir tanesi. Geçtim namazı kıldırdım ama hiç kimseyle paylaşmadım. Aklımda hep böyle Eyüp Sultan'ın mihrabı var, buranın mihrabı var. Diyorum oraya gideyim mi? Yeni bir sene olmuştu. O meczup geldi. Şöyle sırtıma hafifçe şöyle bir şefkat tokatı gibi şöyle bir vurdu. Bana dedi ki sakın bu camiden ayrılma Hacı Bayram sana kızar dedi. Şimdi o meczup buralarda. O meczubu o olaydan sonra ben her gördüğüm zaman ceketimi düğmeliyorum. Çünkü ben kimseyle paylaşmamıştım. Mevlüt yani, abi çok böyle değil mi? Muhtemelen buna benzer bir şeyi de ben şey yaptım. İstersen onu paylaşayım. Onunla evet, öyle araya gidelim burada istersen. Burada kitapçılarda uzun süre ben çalıştım üniversitede okurken. Part time hem burada evet. Kitap pazarlaması. Biz de bağıştan şeyi bursumuzu aldığımızda ilk buraya gelirdik. Evet. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu üstadımız Ankara ilk geldiğinde buraya gelir. Giderken de buradan gider. O dönemin meczuplarıyla böyle haşir neşir doluyoruz. Dükkanda işte bazen pilav pişiriyoruz, onları da ikram ediyoruz falan. Böyle de bir muhabbet var. Bir gün akşam kapatmak üzereyim. Bir tanesi geldi dedi ki, sabah namazında dedi, o burada olacak. Mübarek dedi. Ya ben nasıl aydınlık evlerde o zaman bir bekar evinde oturuyorum. Tabii oradan yürüyerek geldim ben sabah namazına. Kim gelecek, kim şey yapacak? Şimdi kapıda beni karşıladı adeta o meczup. Hatta dördü de burada dedi. Kafam iyice karıştı. Şimdi ben dört tane adam şey takip ediyorum ama kimi takip ettiğimi de bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyorum. Yalnız şu hiç hatırımdan çıkmaz. Yani bir tanesi oldukça uzun boylu ve seyrek sakallı ve kara yağız biriydi. Bir tanesi şişman göbekli biriydi. Bunlar dikkat çekildi. Şişman göbekli olan bana. Ha. Evet. Bir üçüncüsü beyaz giyimli kamburdu. Dördüncüsünü şey yapamadım. Çıkışta bana dedi ki, kim dedi burada olan, sıkıştırdım artık. Dedi ki, mübarek buradaydı, kamburdu. Uzun boylu olan o yiğit, pehlivan Abdülkadir Geylani'ydi. Hmm. Şişman olan Şeyh Şaban-ı Veli'ydi. O zarif giyimli olan vardı dedi o köşede, onu fark etmedim. Şahın Akşibent dedi. Şeklinde bir, şey bir evet, spekülasyon daha yaparak kısa bir araya gidelim ama birkaç gönlünüze bereket Mevlüt abi. Bu zannediyorum Hazret'in 4-5 şiiri kalmış. Evet. Nefes-i İlahisi kalmış. Onlardan en ünlü olanıyla başlayacağız. Ahmet Karalı hocam, Hacı Bayram Veli Camii İmam Hatibi, Baş İmam Hatibi bize bir yine bir güzellikte bulunacak. Ardından Profesör Doktor Ahmet Şarkavi hocama bazı sorularım olacak. Tekrar birlikte olacağız.